Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte HyperX'in Xbox konsolları için özel olarak geliştirdiği Clutch Gladiate oyuncu gamepad'ine beraber göz atacağız. Bakalım bu gamepad normaline nazaran bizlere nasıl bir performans sunuyor? Bunu beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak hemen şunu belirtmek istiyorum. Bu gamepad'i hem Xbox One hem de Xbox Series konsollarında kullanabiliyorsunuz. Yani iki nesilde kullanma imkanına sahipsiniz. Burada görmüş olduğunuz bu kol arkadaşlar, orijinal Xbox Series kumandası. Bu hatta Series'in içinden çıkmıştı ben aldığımda. Dolayısıyla bu kumanda burada. Bu da HyperX tarafından geliştirilen Clutch Gladiate kumandası. Baktığımız zaman dışarıdan bir fark yok gibi görünüyor. Ama şimdi bazı önemli farklılıklar var. Bunlara değineceğim sizlerle birlikte. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu kol arkadaşlar çok hafif. Yani iki kolu elinize aldığınız zaman arada muazzam bir ağırlık farkının olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ha, diyeceksiniz ki abi onda pil var. Pillerden ötürü öyle bir şey oluyor diyeceksiniz. Bak pilleri çıkartıyorum şimdi. Arkadaşlar kapatalım. Şimdi bak yine alıyorum. Yine aynı şey. Yani pillerden bağımsız olarak arkadaşlar HyperX tarafından geliştirilen bu kol çok daha hafif orijinal kola göre. Yani elinize alır almaz direkt olarak bunu anlıyorsunuz. Bu şu açıdan önemli. Biliyorsunuz oyuncular saatlerce gamepad'i şu şekilde tutarak oyun oynuyorlar. Ve bu ağırlık ister istemez bir süre sonra kollarınızı yormaya başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada hafif bir tasarıma yer verilmesi önemli. İkinci unsur, diyeceksiniz ki abi bu kolda kablosuz özelliği yok mu? Yok arkadaşlar. Şöyle bir kablo ile geliyor. Bu kablo gayet uzun. Bunu hemen ne yapabiliyorsunuz? Xbox'ınızın hemen USB girişine takabiliyorsunuz. Mesela burada benim Xbox'ımda önde bir USB girişi vardı. Hemen buraya taktım. Direkt olarak oynamaya başladım. Tabii arkada da USB girişleri var. Dolayısıyla o konuda bir sıkıntı olmuyor. Burada arkadaşlar konsol direkt olarak kumanda üzerinden açabiliyorsunuz. Yani şu kumanda ile ne yapabiliyorsunuz? Direkt olarak bu kumandayla da aynısını yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Tuş boyutları vesaire aynı. Bazı kumandalarda şu sorun ortaya çıkıyor. Tuş boyutları farklı olduğu için orijinal kumandada oynamaya alışan birisi farklı bir kumandaya geçtiğinde zorluk çekebiliyor. Analoglara geldiğimizde arkadaşlar analog hassasiyetleri hemen hemen aynı diyebilirim. HyperX biraz daha yumuşak. Orijinal kol biraz daha böyle sert. Bunu sizlere belirtmem gerekiyor. Ama hani orijinal koldan buna geçtiğinizde çok fazla fark etmiyorsunuz bu sertlik, yumuşaklık durumunu. Dolayısıyla hani tuşların basışı vesaire yine aynı orijinal kolla. Bu iki kol arasında dolayısıyla yani HyperX ile orijinal Xbox kolu arasında öyle büyük bir farkın olmadığını sizlere rahatça söyleyebilirim. Ama dediğim gibi hafiflik açısından bu kol çok daha hafif. Bunu da sizlere en önemli not olarak altını çize çize söylüyorum arkadaşlar. Burada tabii ki fark ettiğiniz üzere şu arkada kırmızı tuşlar var. Orijinal kolda yok. Bu tuşlara istediğiniz atamaları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Yani dilediğiniz atamayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu açıdan herhangi bir sorun yok. Bazı yan marka kollarda yani 3. parti üreticilerin konsollar için geliştirdiği kollarda 3.5 milim kulaklık gelişi olmuyor mesela. Ama HyperX'te yine burada 3.5 milim kulaklık gelişi de mevcut. Dolayısıyla kulaklığı takıp aynı orijinal kolda olduğu gibi oyunlarınızı kulaklıkla da oynayabiliyorsunuz. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Sadece burada değinmek istediğim tetik tuşları arkadaşlar. Tetik tuşlarının hassasiyeti biraz farklı. Yani şu orijinal kolla buradaki tetik tuşları biraz daha farklı. Ama bu hani olumsuz anlamda değil. Biraz daha böyle nasıl diyeyim sizlere? Yani PlayStation, eğer PlayStation 5'te tetik tuşlarına bastıysanız DualSense'in kollarında oradaki gibi bir sertlik durumu söz konusu. Tabii ki orada olduğu gibi hani sert silah tıkandığında böyle basması zorlaşmıyor vesaire, öyle bir şey yok ama yine de daha gerçekçi bir hissiyat vermiş HyperX. Dolayısıyla burada da benden olumlu bir not aldı diyebilirim sizlere. Şimdi gelelim titreşim olayına. Biliyorsunuz söz konusu oyuncu gamepad'i olduğu zaman arkadaşlar titreşim çok önemli bizler için. Burada iki farklı motor kullanılmış. Dolayısıyla
hani orijinal kolda da olduğu gibi sağ ve sol ayrımı yapılabiliyor. Dolayısıyla bu da önemli bir nokta. Çünkü bazı 3. parti geliştiriciler sadece bir tane titreşim motoru koyuyorlar. Dolayısıyla bu da oyundaki o hissiyatı size tam olarak veremiyor. Lakin burada HyperX ne yapmış, hem sağ hem sola birer tane motor yerleştirdiği için sağ ve sol ayrımını rahatlıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin çok basit bir örnek vereceğim size. Formula 1 oynuyordum. Tekerleğimin sadece sol tarafı mıcıra girdi. Sol taraf mıcıra girdiğinde mesela sadece bu taraf böyle titriyor. Sağ taraf aynı şekilde o tırtıklı alana girdiğinde bu taraf titriyor. Dolayısıyla bu gibi önemli unsurları da belirtmek istedim sizlere. Şimdi gelelim, bu kol alınır mı alınmaz mı? Halihazırda arkadaşlar baktığımız zaman fiyatı normal orijinal Xbox koluna göre daha uygun. Bazı markalar var. Şimdi yani isim vermeyeyim ama Xbox kolundan çok daha pahalıya satıyorlar mesela ürettikleri ürünleri. HyperX böyle bir şey yapmamış. Orijinal kola oranla daha ucuz bir fiyat etiketiyle geliyor. Ha, burada kafanızı karıştıran tek şey belki kablo olabilir arkadaşlar. Ama inanın kablo uzunluğu gayet yeterli. Yani eğer televizyonla aranızda atıyorum 6-7 metre yoksa gayet yeterli bir uzunluğa sahip. Dolayısıyla ya ben acaba yeni bir kol almayı düşünüyorum. Kablolu bir kol olmasını istiyorum. Hani hangi marka acaba orijinale daha yakın hissiyat veriyor, orijinalden daha iyi bir hissiyat veriyor diyorsanız, ben HyperX'in bu ürünü sizlere tavsiye edebilirim arkadaşlar. Kendim test ettiğim süre boyunca gayet memnun kaldım. Hatta şöyle bir şey, tek kişilik oyunlarda bile hani orijinal kol dururken ben bunu oynadım. Neden? Çünkü hafif olması benim çok hoşuma gitti. Ve hani tuş hissiyatı da ne bileyim orijinal kola göre biraz daha bana iyi geldi diyebilirim arkadaşlar. Eğer bu kol hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu video altında paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.